Gökçeada, İmroz, yani rüzgarlı diyar. Türkiye'nin batıdaki en son kara parçası olan Gökçeada, Ege Denizi'nin kuzeybatısında, Gelibolu Yarımadası'nın karşısında yer almaktadır. Çanakkale ilimize bağlı ilçemiz olan Gökçeada'ya ulaşım, Çanakkale ve Kabatepe'den yapılmaktadır. Yeşilin maviyle, tevazunun içtenlikle, suyun toprakla buluştuğu bir yerdir. Gökçeada'da 9.873 vatandaş yaşamakta olup, 9 köyle birlikte 14 muhtarlığa sahiptir. Huşunun diğer adı olan Gökçeada, o eşsiz hoşgörünün yüzyıllardır yaşayan kültürlerin birleştiği yerdir. Ada serüveni masmavi Ege sularında yapılan yolculukla başlarken, adaya yaklaşıldığında misafirlerini kekik kokusuyla karşılayıp ziyaretçilerine bakirliğini ve doğallığını tüm cömertliğiyle sunmaktadır. Gökçeada'ya sabahın ilk saatlerinde geldiğinizde sizi 650 yıllık Ulu Çınar'ın gölgesinde bekleyen mükellef bir kahvaltı karşılayacaktır. Tamamen doğal olarak elde üretilen doyumsuz lezzetlerin tadına varıp güne başlamak ayrı bir enerji verecektir. Doğanın kalbine yolculuk artık sizi beklemektedir. Doğal kimliğini ve özelliğini yitirmeden devamlılığını sürdüren ada, dünyada kendi kendine su kaynakları yetebilen dördüncü yer olup, 5 gölet ve 1 adet baraja sahiptir. Kaldı ki buna adanın önceden tuz ihtiyacını karşılayan ve şimdilerde yaz sezonu kuruduğunda şifa dağıtan çamurunu katmazsak. Emsalsiz bir flora ve fauna çeşitliliğine sahip olan doğa, adım attığınız her yerde karşılaşacağınız asırlık zeytin ağaçları ve her gün taze bulacağınız zengin balık alternatifleriyle hem geleneği hem de zenginliği olmuştur adanın. Sanki birazdan gelinecekmiş gibi bırakılan bakımlı ve dar sokaklarıyla dolu Rum köyleri size tarihin dokusunu bir kez daha hatırlatacaktır. Yorgunluğunuzu atıp dinlenebileceğiniz eşsiz mekanlarda size dibek kahvesi ve sakızlı muhallebi eşlik edecektir. Dalından koparılan sebze ve meyveler, organik doğanın yarattığı tarımın en güzel nimetlerindendir. İsmini eski bir Rum kadından alan ve adıyla müsemma Efe Badem kurabiyesi, adanın farklı damak lezzetlerine ulaşmanızda bir ritüeldir. Bal üretiminde hatırı sayılır bir yere sahip olan ada, florasındaki çeşitlilikle bal üreten arıların adeta yuvası haline gelmiştir. Tamamen doğal beslenmiş büyük ve küçük baş hayvanlardan elde edilen süt ürünleri, sofraların vazgeçilmez lezzetlerindendir. Deniz mahsullerinin çeşitliliği ve zenginliği, yöresel lezzetlerle bütünleştiğinde kalbinizin Ege'de kalmaması mümkün olmayacaktır. Gizemli kalan her dokuyu birlikte tecrübe ederek ve sizi Türkiye'nin en batısındaki noktada birlikte güneşi batarken izlemeye davet ederek serüvenimizin burada bitmediğini, doğallığın doğamızda olduğunu sunmaya devam edeceğiz.